Çoğu insanın kalplerinde sıkı sıkıya kurdukları bazı sırları vardır. Koşullar değiştiğinde ve bu sırlar beklenmedik bir şekilde ortaya çıktığında ilgili tüm taraflar üzerinde yıkıcı bir etkisi olabilir. Bu, Angela, oğlu Peter ve nişanlısı Marilla'nın düğünden bir gün önce planlarını ciddi şekilde rayından çıkarma potansiyeline sahip iki büyük sırra rastlamalarının hikayesidir. Çocukların yuvadan ayrılma zamanı geldiğinde yuvadan ayrılmaları zor bir süreç olabilir. Angela, kocasıyla birlikte tek oğulları Peter'ı büyüttüğü küçük bir taşra kasabasının yakınlarındaki bir çiftlikte yaşıyordu. Çok sayıda ahırı olan bir binicilik okulu işletiyorlardı ve atlara karşı derin bir sevgileri vardı. Babası Samuel trajik bir şekilde öldüğünde Peter okulunun son yılındaydı. Bu üzücü olay aile hayatının huzurlu ve rahat akışını bozdu. Bir süre normale dönmek çok zordu. Ancak Angela yazarlık okulunu yönetmeye devam ederek ve Peter'ı elinden gelen en iyi şekilde yetiştirerek kocasının anısını canlı tuttu. Peter'ın üniversiteye gitme zamanı geldiğinde ailesinin ayrılması çok zordu. Peter annesini yalnız bırakmak istemiyordu ama çok keskin bir zekası vardı ve bilgisayar programcılığında mükemmeldi. Angela oğlunu şehre taşınarak hayallerinin peşinden gitmeye teşvik etti. Anne ve oğul yakın olmalarına rağmen birbirlerini sık görmezlerdi. Sık sık telefonda konuşurlardı ama Peter yılda iki defadan fazla eve gelmezdi. Çalışmalarını tamamladıktan sonra Peter hayalindeki işi aldı. Bu işe yeni alışmıştı ki bir gün annesini arayıp hayallerindeki kızla tanıştığını ve yakında onunla evlenmek istediğini söyledi. Angela haberler konusunda heyecanlıydı ama aynı zamanda biraz da temkinliydi. İstediği tek şey oğlunun mutlu olması ve kendisi ve Samuel'in yaptığı gibi aşkı bulmasıydı. Tüm iyi ve kötü zamanlarda birbirlerinin yanında olmuşlardı. Çift yıllarca hamile kalmaya çalışsa da bir türlü iyi haber gelmemişti. Angela sık sık kalbinde taşıdığı derin sırrın çocuksuz olmakla cezalandırılmasının nedeni olduğunu düşünürdü. İkisi de çocuk sahibi olmayı çok isterdi ama bebeğin yatak odası yıllarca boş kalmıştı. Angela ve Samuel çevrelerinde iyi tanınıyorlardı. Çeşitli topluluk girişimlerini desteklemişlerdi ve özellikle savunmasız çocukları korurlardı. Binicilik okulları özel ihtiyaçları olan çocuklara ve at terapisi olarak bilinen şeye yardımcı oldu. Bir dereceye kadar hayatlarındaki bir boşluğu doldurmuştu. Başlangıçta evlat edinmeyi düşünmemiş olsalar da korkunç bir araba kazasından kurtulan tek kişi küçük bir çocuk kaldığında sosyal hizmetler çifte başvurdu. Peter bu şekilde onların oğulları olmuştu. Onları kendilerininmiş gibi büyütmüşler ve derinden sevmişlerdi. Peter, tanıştığı kızın haberini annesiyle paylaştıktan yaklaşık 6 ay sonra evlenme teklif etti. 2 ay sonra evleneceklerdi ve Peter düğünü çiftlikte yapmak istedi. Orası o ve Marilla'nın düğümü atması için mükemmel bir ortam olacaktı. Marilla her zaman onu düğününe getirecek bir at ve araba hayal etmişti ve çiftlikte evlenerek hayalini kolayca gerçekleştirebilirdi. Marilla Peter'dan birkaç yaş büyüktü ama bu genç çifti hiç rahatsız etmedi. Çiftlikteki güller açmıştı. Bu yüzden manzarayı bir peri masalı düğün mekanına dönüştürmek oldukça kolay olurdu. Angela hızla yaklaşan gün için tüm küçük detayları hazırlamak için çalışmaya başladı. Yapacak çok şey vardı ve heyecanlıydı. Hafta sonuna kadar Marilla ile yüz yüze görüşmeyecek olsa da sık sık telefonla konuşurlardı. Kızdan hoşlandı ve oğlu Peter için iyi bir eş olacağını hissetti. Nazikti ve güzel ahlaki değerlere sahipti. Öğrenme güçlüğü çeken çocuklarla çalışmıştı ve şefkatli bir kalbe sahipti. Peter ve Marilla nihayet düğünden önceki perşembe günü çiftliğe vardıklarında anne ve oğul için ağlamaklı bir buluşma oldu. Neredeyse 6 aydır birbirlerini şahsen görmemişlerdi. Yetiştirilmesi gereken çok şey vardı ama aynı zamanda müstakbel gelinle tanışacaktı. Angela Peter'a sarıldığında ve ardından Marilla'yı sıcak bir şekilde kucaklamak için kollarını açtığında duygulanmıştı. Son düğün hazırlığının yapılması gerekiyordu ama Peter, Marilla'ya çiftliği göstermek ve onu atlarla tanıştırmak istedi. Onu daha büyürken oynadığı yerlere götürmek istedi. Ama sanatı için çok değerli olan annesini de tanımasını istedi. Onu üniversiteye göndermek için yaptığı birçok fedakarlığı biliyordu. O olmasaydı hayallerinin peşinden gitme ve başarılı bir bilgisayar uzmanı olma fırsatı bulamayacaktı. Ve eğer onun şehre gitmesine izin vermeseydi Marilla ile asla tanışamayacaktı. Çimenlikte ikindi çayının ardından Peter ve Marilla ata binmeye gittiler. Sıcak bir yaz günüydü ve hepsi kısa kollu giymişlerdi. Müstakbel gelini atına tırmandığında ve tişörtü kısa bir süreliğine sırtını gösterdiğinde Angela onu iki kez gösteren tuhaf bir şey fark etti. Ancak kız gömleğini çabucak düzeltti ve kısa süre sonra Peter'la birlikte güzel bir gezintiye çıktı. Angela başını salladı ve oğlunun iyiliği için gördüklerini unutmaya çalıştı. O sevimli kızla mutlu olmayı hak ediyordu ve şüpheleri ya da suçluluk duygusuyla düğününü mahvetmeyecekti. Ertesi sabah erkenden Marilla'nın ailesi çiftliğe geldi. Onlar da iki çocuğu da sevgiyle kucakladılar ve kızlarını kucakladıklarında gömleği bir kez daha sıyrılarak sırtının birkaç santimini açığa çıkardı.
Angela bu sefer gözlerinin gördüğünü inkar edemedi ve olduğu yerde donup kaldı. Neyse ki müstakbel gelin ve damat ailesiyle yalnız kaldı. Angela daha fazla bekleyemedi ve aniden onlara Marilla'nın evlat edinilip edinilmediğini sordu. Bu sırrı hiç kimseyle paylaşmadıkları için soru çifti hazırlıksız yakaladı. Şimdi bir yabancı onlardan sessizliği bozmalarını istiyordu. Neredeyse 26 yıl sonra ebeveynler Angela'nın onlara bu soruyu neden sorduğunu bile öğrenmek istedi. Açıklamak için kendi sırrını ifşa etmesi gerekiyordu. Rahmetli kocası Samuel dışında kimseyle paylaşmadığı tek şey buydu. Angela 26 yıl önce bir kız çocuğu dünyaya getirdiğini itiraf etti. Okuldan yeni mezun olmuştu ve ona bakacak donanıma sahip değildi. Bu yüzden onu evlatlık vermişti. Kız bebeği hakkında hatırladığı tek şey sırtındaki at nalı gibi tuhaf bir doğum lekesiydi. Bir köşede Marilla'nın sırtında iki kez gördüğü ize tıpatıp benziyordu. Kızın ailesi ona söylemeden Marilla'yı evlat edindiklerini itiraf etti. Onun sevilmediğini, reddedildiğini veya terk edildiğini hissetmesini asla istememişlerdi ve bu nedenle onu kendi kan çocuklarıymış gibi büyütmüşlerdi. Marilla ve Peter ebeveynleri sırlarını paylaşmadan ve her iki ifşayı da duymadan hemen önce eve girdiler. Hem şok olmuş hem de üzgündüler ve bu rahatsız edici haberi sindirmek için biraz zamana ihtiyaçları vardı. Marilla aldatıldığını hissetti ve birdenbire aklına başka bir korkunç haber geldi. Artık Peter'la erkek ve kız kardeş oldukları için evlenemezdi. Hayatları sonsuza dek mahvoldu. Ailesi de bu vahiy karşısında dehşete düşmüştü. Ancak Angela ve Peter onlara hemen onun da evlat edinildiğini ve bu nedenle o ve Marilla'nın biyolojik olarak akraba olmadığını açıkladılar. Gelin adayı Angela'nın gözlerinin içine bakabilecek kadar sakinleşti. Evlat edinildiğinden hiç şüphelenmemişti ama şimdi kendisi ve biyolojik annesi arasındaki çarpıcı benzerlikleri görebiliyordu. Angela onu terk ettiği için bolca özür diledi ama Marilla evlat edinen ailesiyle isteyebileceği en iyi hayatı yaşayacağına dair söz verdi. Geniş aile bir grup kucaklaşmasına daldı. Bunca yıldan sonra çiftlik sahibinin Peter'ın eve böylesine inanılmaz bir kız getirdiği ve kayınvalidesi olmak için sabırsızlandığı için fazlasıyla mutlu olduğunu söylemek tam yeri.